7242 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunla ilgili bir kısım sorular tarafımıza intikal etti. Bunları cevaplandırmaya çalışalım. Birincisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen infaz düzenlemesinin bir af kanunu mudur? Kanunun çıkarma sebebi nedir? Kanun yeni ne getiriyor? Ana hatlarıyla bilgi verir misiniz? Denmiş. Tabi bu çok kapsamlı bir soru. Bir af kanunu olarak nitelenebilir. Çünkü yaklaşık 110 bin mahkumu etkiliyor. Onların salıverilmesini, tahliyesini sağlıyor. Bu açıdan değerlendirdiğimizde bir af kanunudur. Neler getiriyor? Birçok yenilik getiriyor. Mesela denetimli serbestliği yine bir yıl olarak koruyor ama o 20 Mart 2020'den önce işlenmiş suçlar için denetimli serbestliği 3 yıla çıkarıyor. 15 yaşından küçük çocuklar için, 18 yaşından küçük çocuklar için ve 70 yaşından büyükler için farklı denetimli serbestlik rejimi uygulanıyor. 4 yıl olarak uygulanıyor. 65 yaşında üzerinde olup da işte raporla birlikte hastalığı olanlar için farklı rejim öngörülüyor. 6 yaşında küçük çocuğu olanlar için farklı rejim öngörülüyor. Bunlar tabii önemli. Yine bu düzenleme ile birlikte COVID-19'a ilgili de bir düzenleme yapılıyor. O da şu, kanun çıkar çıkmaz açık cezaevinde yatan yaklaşık 75 bin mahkumun salıverilmesi sağlanıyor. Bir izinle bunlar salıveriliyorlar. Bir de tabii denetimli serbestliğin 3 yıla çıkarılması ve infaz oranının da düşürülmesiyle tahliye olacak 10 binlerce mahkum oluyor. Ne demek infaz oranı düşürülmesi? Bir insan bir ceza aldığında bu cezanın belli bir kısmını yattıktan sonra denetimli serbestlikle tahliyesi mümkün oluyor. Bu da tamamlayıncaya kadar cezasını dışarıda bir polis merkezine gidip imza vermek gibi, bir parmak basmak gibi ya da bir güvenlik tedbirinin uygulanması sağlanıyor. Şimdi bu tür suçlarda denetimli serbestlik 1 bölü 2'ye indirilmiş oldu. Yani daha önce 3 bölü 2 olan cezasının 3'te 2'sini yatanlar denetimli serbestlikten yararlanıyorlardı. Tabii 3'te 2'sini yatan 3'te 2'si olarak hesaplanıyordu. 1 yıl kala da denetimli serbestlikle çıkıyorlardı diyelim. 3 yıl ceza alsanız 2 yıla düşüyor. Denetimli serbestlikte 1 yıl uygulandığı için 1 yıl hapiste yatıp 1 yıl sonra da 1 yıllık denetimli serbestlikle sarılıverilmesi mümkün oluyordu. Şimdi ise 1 bölü 2 oranında uygulanıyor. Yani 1,5-3 yıl ceza aldığınızı düşünün. 1,5 yıla düşüyor. 6 ayın hapishanede geçirdiğinizde 1 yıl kala tahliyeniz mümkün olabiliyordu. Mesela diyelim ki bir insan 6 sene ceza almış olsun. 6 sene cezasının eskiden 4 senesini yatıyordu. 4 senesi hesaplanıyordu daha doğrusu müddetname olarak. Onun 3 senesini yatıyordu. 1 yıl kala da denetimli serbestlikte tahliyesi mümkün oluyordu. Şimdi 20 Mart 2020 tarihinde önce işlenen suçlarla ilgili bu oran 1 bölü 2'ye düştü. Yani yarısı hesaplanacak. Yani 6 yıl ceza aldığını düşünün. 6 yılın yarısı 3 yıl. 3 yıl hapishanede geçirmesi gerekiyor. Ancak denetimli serbestlikte 3 yıla çıkarıldığı için 6 yıl cezası olan ve henüz infaza başlanmamış olan bir insan hiç cezaevinde geçirmeden cezasını direkt denetimli serbestlikte tahliye olabilecek. Ama tabii bu bazı suçlar için söz konusu değil. Hangi suçlar için söz konusu değil? Terör suçları, cinsel saldırı suçları, öldürme suçları ve yüzde kalıcı iz bırakacak şekilde yaralama, kasten yaralama suçlarında bu indirimler uygulanmayacak ve denetimli serbestlikte 3 yıla çıkmayacak. Sadece infaz oranı hesaplanırken mükerrirlerde ve örgütlü suçlarda 4 bölü 3 oranında müddetname hesaplanıyordu. Yani hapiste kalacağı süre hesaplanıyordu. Bunlar 3 bölü 2 şeklinde, yani 3'te 2'sini hapishanede geçirecekler. Bu şekilde bir düzenleme yapıldı. Onun dışında baktığımızda işte 65
yaş üstü için farklı bir düzenleme var. Doktor raporuyla 70 yaş üstü için denetimli serbestliğin 4 yıl uygulanması söz konusu. Çocuklar için yine denetimli serbestliğin 4 yıl uygulanması söz konusu. 6 yaşından küçük çocuğu olanlar için yine denetimli serbestliğin farklı uygulanması söz konusu. Hapishanelerde iyi halin 6 ayda bir değerlendirilmesi, bir kurul halinde değerlendirilmesi söz konusu. Yine infaz hakimliklerinin uzmanlaşması söz konusu, yani düzenlemede. Pek çok yenilik getirdi. Dediğim gibi 11 tane kanunda değişiklik öngörüyor bu düzenleme. Ve özellikle de mahkumların infaz rejiminde bir muvakkat geçici bir de kalıcı düzenlemeler hayata geçirildi. Hani şu anda da artık yine denetimli serbestlik bir yıl olarak uygulanacak. Yani 20 Mart 2020'den sonra işlenen suçlar için de denetimli serbestlik bir yıl olarak uygulanacak. Ama 20 Mart 2020'den öncekiler için bir defaya mahsus denetimli serbestlik 3 yıl olarak uygulanacak. Uyuşturucu suçları kapsam dışında olacak. Cinsel saldırı suçları kapsam dışında olacak. Örgütlü suçlar kapsam dışında olacak. Ve öldürme suçları kapsam dışında olacak. Yüzde kalıcı eser iz bırakacak şekilde yaralanma kasten yaralanma suçları da kapsam dışında olacak. Yine özel hayatın gizliliğine yönelik suçlar ile devlet sırları aleyhine suçlarla ilgili de yine bir düzenleme öngörülmedi. Daha doğrusu bir değişiklik öngörülmedi. Onlar da kapsam dışında. Dolayısıyla bir af kanunu olarak niteleyebiliriz. Yine sorulara gelebilirsek, denetimli serbestlik nedir diye bir soru var. Denetimli serbestlik şu: bir insan, biraz önce yine ifade ettim aslında ama tam olarak izah edeyim. Bir insan bir ceza aldığında bir suçtan dolayı bu suçun belli bir kısmını cezaevinde geçiriyor. Kapalı ve açık cezaevinde. Diyelim ki 6 yıl ceza almış olsun. Bunun normalde infaz rejim olarak 3'te 2'sini cezaevinde geçiriyor. Yani 4 yıl cezaevinde geçirmesi lazım. Ama bu 4 yılın da tamamını geçirmiyor. 4 yılın son 1 yılı denetimli serbestlik olarak gerçekleşiyor. Yani 1 yıl kala açık cezaevine çıkmış oluyor zaten. 1 yıl kala da salıveriliyor. Ancak bir denetimli serbestlik bürosuna tabi olarak haftada bir işte polis merkezine gidip imza vermek gibi yöntemlerle salıverilmiş oluyor. Ve o süreyi dışarıda geçiriyor. Ama o arada bir suç işlerse, diyelim ki denetimli serbestlikte salıverildi 1 yıl, 4 ay sonra suç işledi. Geriye kalan 8 ayını tekrar cezaevinde geçiriyor. İyi hali olan mahkumlar için bu söz konusu. Cezaevinde iyi hali olmazsa cezaevi idaresinin bu kadar konuda takdir yetkisi var. Tahliyesi gerçekleşmiyor. Tabii ki bunlar çok objektif değerlendirmeler olması lazım. Yani subjektif değerlendirmelerle olmaz. Salt ceza infaz kurumlarında kalanların sayısının azaltılması amacıyla infaz düzenlemesi yapılması sizce doğru mu diye bir soru var. Şimdi tabii ki sadece bu amaçla düzenleme yapılması doğru değil. Aslında suçu önleyici tedbirlerle suçlu sayısının azaltılması esastır. Yani toplumda neden suç oranları artıyor? Bunun üzerinde ciddi çalışma yapılmalı ve suç işlenmesi engellenmeli. İnsanlar neden suç işliyor? Bunun doğru tespit edilerek suça giden yolların kesilmesi, insanların suç işlememesi sağlanmalı. Suç işleyenler de etkili şekilde tabii ki cezalandırılmalı. Ama bu cezalandırılma yapılırken de sistem sağlıklı işlemeli, adalet mekanizması sağlıklı işlemeli, hakimler adaletli kararlar veriyor.